Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır, garnitürle nasıl hazırlanır, pilav yapmanın püf noktaları nelerdir? Bunları paylaşacağım. Umarım memnun kalırsınız. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Pilavım için 2 su bardağı, 200 mililitrelik su bardaklarıyla 2 su bardağı pirincimi cam bir kaseye boşaltıyorum. İlk işlem bu. Ölçü belirlemek. İlk defa yapacaksanız ölçü lazım. Ben normalde asla ölçü kullanmıyorum ama sizler için ölçü vereceğim. Bol suyla pirincimizi ilk etapta yıkamak ve o nişastalı suyun tamamen akmasını sağlamak. Nişastalı suyu akıtırsanız daha sonrasında dinlenmeye alabilirsiniz. Ben iyice ovacağım ve nişastalı suyu aktığından emin olduktan sonra 20 dakikalık bekleme süresine geçeceğim. Güzelce gördüğünüz gibi ovuyorum. Bütün nişastasını çıkardıktan sonra 20 dakika normal musluktan akan suyla bekletiyorum. Sıcak su ya da ılık su asla eklemiyorum. Tuz ilavesi yapmıyorum. Bu şekilde 20 dakika boyunca bekletiyorum. Yaklaşık 20 dakikadır pirinçlerim bekliyor. Hemen pirinçleri süzüyorum ve bir süzgeci alıp suyunun iyice akmasını sağlıyorum. Hiç su kalmasın, tamamen aksın. Şöyle süzgeçte 1-2 salladığınız zaman zaten suyu hızlıca akacaktır. Altına bir kap koydum. Ben hemen tenceremin altını orta hararette yakıyorum ve 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Benim kaşığım küçük olduğu için biraz bol döktüm. Epey küçük tatlı kaşığı boyutunda bir kaşığım var. O yüzden biraz bolca döktüğümü düşünebilirsiniz ama normalde yemek kaşığı ölçüsüyle 2 yemek kaşığından biraz fazla. Hemen iyice suyunu süzmüş olduğum pirinçlerimi aktardım tencereme. Gördüğünüz gibi hiç su damlamadı bile. Güzelce suyunu akıttım. Şöyle kaşıkla da düzelttim. İyice kavrulurken her yerine ısı gelsin diye. Birinci püf noktasını vermek istiyorum. Kullandığınız kaşık büyük kaşık olmamalı ve sürekli karıştırmamanız gerekiyor. Bakın, hafif hafif nazik hareketlerle karıştırmanız gerekiyor. Ocağın altının çok yüksek ayarda açık olmaması gerekiyor. Orta hararet yeterlidir. Ara ara böyle karıştıracağız. İyice kavrulduktan sonra suyunu vereceğiz. Bunlar önemli detaylardır. Kavrulduğunu nasıl anlarız derseniz, bakın yakından da gösteriyorum. Hafif bir şeffaflık ve birbirine yapışma durumu oluyor pirinçlerde. Bu şekilde zaten anlayabiliriz. Güzelce kavrulduğuna emin olmak için bir 5 dakikalık sürede yetiyor. 5 dakikada gayet güzel bir şekilde kavruluyor. Şimdi yakından sizlere tekrar nasıl kavrulduğunu göstermek istiyorum. Bakın, rengi tamamen değişti. Şeffaflaşmaya başladı. Birbirine de yapışmaya başladı. Pirinçlerim gayet güzel bir şekilde kavruldular. Küçük kaşık kullanmamın ve nazik hareketlerle karıştırmamın bir diğer sebebi de pirinçlerinin kırılmaması. Pirinçleri sert karıştırırsanız, büyük kaşık kullanırsanız pirinçler kırılma yapar. Artık pirinçlerim kavrulduğu için tuzunu ilave ettim ve bu esnada bir silme yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Tereyağını kavrulma işlemi bittikten sonra ilave ediyorum ki tereyağı kavrulma işleminde yanıp pilavımızın rengini koyulaştırmasın. O yüzden kavrulduktan sonra tereyağımı ilave ettim ve kaynayan sularımı hazır ediyorum yan tarafta hemen. 3 su bardağı su kullanıyorum. Biri tavuk suyu, diğer ikisi normal kaynar su olacak şekilde pilavıma ilave ediyorum. Dilerseniz tamamını tavuk suyu ya da tamamını normal su olarak kullanabilirsiniz. Kesinlikle kaynamış su olması gerekiyor. Pilavıma ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıracağım ve garnitürünü ilave edeceğim. Garnitürü ilave etmeden tereyağını iyice karıştırarak eritmeye dikkat ettim. İyice her yerine yayılsın diye. Ve yazdan hazırlamış olduğum, kendi şişemden açmış olduğum konserve garnitürümü de ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. İyice karıştıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Mutlaka kısık ateşte pişirelim. Yüksek ateşte ya da orta hararette değil, gayet kısık ateşte ağır ağır demlene demlene pişmesi gerekiyor. Bakın, yaklaşık 3 dakika sonra pilav kendini toparlamaya başladı bile. Yine bu esnada bir kez daha karıştıracağım. Tamamen garnitür her yerine eşit orantıda dağılsın diye. Bu son karıştırma işlemim olacak ve tekrar yine kapağını kapatıp tamamen suyunu çekene kadar dokunmayacağım pilavıma.
Pilavım artık suyunu tamamen çekti. Bakın altı hala açık, hafif hafif kaynamalar var. Şimdi altını kapatıyorum. Kapağını da kapatıyorum ve yarım saat dinlendiriyorum. Pilavı dinlendirdikçe demini alır, daha da tane tane olur. Bakın gördüğünüz gibi tane tane dumanı üstünde. Üzerine bez dahi örtmedim. Gayet güzel bir şekilde kendini toparlamış. Ve gördüğünüz gibi kırık değil pirinç tanelerim. Ve tamamen bembeyaz kar gibi bir rengi var. Umarım tarifim ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.